Yol gösteren KOBİ Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Paranın Rotası'nda sizlerle birlikteyiz ve iki gündür biliyorsunuz sizleri konuk ediyordum ve sizlerle sohbet ediyorduk, sorularınızı cevaplıyorduk. Bugün de pek fazla değiştirmeyeceğiz. Biliyorsunuz her perşembe günü Cüneyt Paksoy bizlerle birlikte oluyor ve bugün de Cüneyt'le sorularınızı cevaplamaya devam edeceğiz. Hoş geldin Cüneyt. Hoş bulduk Üstad. Evet, ayağının tozunda yine geldin. Sen sürekli artık seyyah oldun, gezersin bu memleketi. Geziyoruz işte. Evet, Adana, ondan sonra İnegöl, Ankara. İnegöl, Ankara. Yakında bayağı bir Denizli olacak, sonra tekrar bir Adana olacak. Evet, Denizli. Denizli. Bak, Denizli'yi çok severim biliyor musun? Evet. Gerçekten o Pamukkale, Denizli muhteşemdir. Her gittiğimizde de orada çok güzel de şeyler var, böyle kaplıca oteller falan da var. Tandır var. Tandır İsti var. Yoğurt var. Evet ya. Denizli evet, insanı buradan çok. Bizim, evet, Denizli'ye sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Tüm illerimize de aynı zamanda. Her ilin kendine... Bir de Goncalı'da çöp şişi var üstelik. Öyle mi? Tabii, çok güzeldir. Evet. Goncalı ilinde. O eskiden tren vardı, Pamukkale treni. Son istasyonu Denizli'ye varmadan önce orada çöp şiş yerdik. O da izleyicilerimiz not etsin, Denizli'ye gidecek olan izleyicilerimiz. Evet Cüneyt, şimdi istersen izleyicilerden gelen sorulara bakalım. Aydın Ferhat Güzelcan hemen sabah sabah dün yağmurlu ve kötüydü ama İzmir'de şu an pırıl pırıl güneş var demiş. Kıskandırdı bizi çünkü hala İstanbul kapalı ve bayağı da bir sert bir hava var İstanbul'da. İlk sorudan başlayayım ve soru cevap gidelim. Dün cevaplayamadığımız izleyicilerimize söz vermiştim. Yarın da sizlerin sorularını cevaplayacağız diye. Özkan gözü açık diyor ki, İran Halkbank'taki biriken hesabındaki altınları parça parça götüreceğine göre altının yükselmesi gerekmez mi diyor. Dün bu soruya ben bir miktar cevap vermiştim. Yani altın piyasası dünyada o kadar derin ve büyük ki, yani oradan gidecek 3-5 ton altının çok fazla etkisi olmaz diye. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Aynen, katılıyorum. Altının şu an global anlamda çok farklı dinamiklerle fiyatlanıyor. Hı hı. En büyük etkisi FED. FED baskısı altın üzerinde etkili oldukça da altın son düzeltmesini yapıyor bence. Evet. O düzeltmenin geleceği yer önemli. Ama bir yukarısı daha var. Yeter ki o FED algısı da o düşüş seviyesini altının tahminine sonra biraz sonra gelelim. Ama en azından şunu söyleyelim. İşte Halkbank'ın İran'a yapacağı altın için işte piyasadan altın alıp vesaire, altın borsasını alıyor. Altın borsası zaten uluslararası piyasalara, spot piyasaya bakıyor. İçeride dolar TL'ye bakıyor. Aynen. Ona göre. O yüzden yani etkilemez diyoruz. Salih Murat Hunoğlu diyor ki bu çok güzel bir soru ve finansal okuryazarlık arttırılması anlamında ben bu soruları çok önemli buluyorum ve üzerinde de çok basa basa duruyorum. Dün tahvil nedir anlattım. Hakikaten mail yağdı buraya. Hani tahvili insanlar bilmiyordu. Yani bir devlet tahvili ne olduğunu aslında bilmiyordu. Tahvil faizi yükselirse ne olur? Fonlar niye zarar eder? Vesaire, bunları anladım. Şimdi dünküne bir ekleme daha yapayım ben ve soruyu yönlendireyim sana. Tahvilde sevgili seyirciler 2 yıllık gösterge faizi izliyoruz. Ama bizim 5, 7, 10 yıllık tahvillerimiz de var. Faizler yükseldiğinde uzun vadeli tahviller çok daha fazla değer kaybeder. Bu yüzden de bireysel emeklilik fonlarında katkı fonlarının içerisinde %75'i en az devlet tahvili olmak zorunda katkı fonlarının içerisinde. Ve katkı fonlarında bunların vadesi de en az 5-7 yıllık tahviller. Dolayısıyla faizlerin 4,5-5'lerden onlara gelmesi durumunda en büyük zararı bu tahviller gördü. Peki bu zarar ne kadar bir sürede çıkartılabilir? Katkı fonları gerçekten bazıları 2-3 tanesi 100 lirayı korumuş ama şu an 100 lirayı 98 lira yapan, 94 lira bile yapan fonlar var. Onlar ne kadar süre içerisinde toparlar? En az bunun üzerinden 7-8 ay geçmeli ki o seviyelere gelmeli. Şimdi de Salih Murat Hunoğlu, Eurobond hakkında bilgi verir misiniz ve tavsiye eder misiniz diyor. Eurobond nedir? İstersen bunu bir kısaca açıklayalım.
O da devletin çıkarttığı bir kağıttır ama diğer devlet tahvilinden farkı nedir? İstersen. Yani farkı bir kere TL cinsinden, yani yerel para cinsinden değil, belirli bir yabancı paraya, euroya bağlı olarak çıkarılmış bir borçlanma senedi. Evet. Amacı da şu, özellikle yabancı yatırımcıları ve yurt dışında yerleşik Türk yatırımcıların, TL riski almak istemeyen Türk yatırımcıların, özellikle Almanya'da yaşayan yerleşik Türk halkının da ilgisini çekebilecek bir enstrüman üretmekti devletin. Ve bu anlamda da Eurobond adı altında ihraca başvurdu. Bence başarılı da bir ihraç. Hatta son ihracımız da oldukça başarılı geçti. Evet. Hem faiz anlamında hem gelen talep anlamında. Çok, evet, çok iyi bir talep. Yani yabancı para cinsinden olması, yurt dışı yerleşik yabancı ya da yerlilere hitap ediyor olması, artı farklı enstrümanlar üretmek zorunda olan, birçok şekilde yabancı yatırımcılara ve yerli yatırımcılara çeşitli enstrümanlar sunmak isteyen devlet için önemli bir benim sadece ekleyeceğim, burada bir izleyicilerimizin yanılgısı olabilir. Şöyle ki, Eurobond deyince sanki euro bazlı çıkartılmış tahvil zannediyorlar. Eurobondlar sevgili seyirciler, Japon yenine bağlı da olabilir, Amerikan dolarına da bağlı olabilir ve aynı zamanda euroya da bağlı olabilir. Dolayısıyla euro almış gibi, yani paranızı euro veya dolar faizine yatırmış gibi oluyorsunuz eğer Eurobond alırsanız. İki tane faktör var. Belli bir kupon faizi var. 3 aylık ödeme olan şekilde. Zaten Eurobond'larda en az 2 yıl vadelidir ve 2 yıl vadenin üzerinde belli bir kupon faizi vardır. Size diyelim ki 6 ayda bir ödeme yapıyorsa, diyelim ki 1000 dolarlık bir Eurobond aldığınızda, eğer kupon faizi 6 ayda bir ödemenin kupon faizi %1 ise, bu durumda 1000 dolarınıza 10 dolar 6 ayda bir para almış oluyorsunuz. Fakat nereden etkileniyor? İşte tahvil azaltım programı başladığı zaman bu Amerikan faizlerinin yükseleceği anlamına geliyor. Bu durumda bizim Eurobond'ların faizi de yükselmiş oluyor. Faizin yükselmesi Eurobond'un fiyatını aşağı çekeceği için o zaman zarar etmiş oluyorsunuz. Fakat ne zaman faizler düşerse Eurobond'u olanlar ciddi kar etmiş oluyorlar. Fakat üzerindeki faizi de almaya devam ediyorsunuz. Döviz tabii olur. Kur riskini de hedge etmek önemli gerek burada. Tabii. Mesela kurların yükseleceğinden endişeniz varsa ve önümüzdeki bir yıllık dönemde efendim işte siyasetse, o anlamda kullanılabilecek bir enstrüman. Evet, o anlamda kullanılabilir. Ama dediğim gibi eğer Amerika'da faizler hızla yükselirse, aynı zamanda bizde de faizler, Eurobond faizleri yükselirse oradan zarar imkanı da doğabilir. Fakat şunu da söyleyelim. Diyelim ki burada faizler bir puan arttı. Dolayısıyla Eurobond'dan zarar yazıyorsun ama kur da 2.02 değil 2.15'e gitti. O zaman ciddi TL karşılığına baktığınızda kârda olacaksınız. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Evet, Arda Biçer diyor. Büyük bankalarda bu ay yabancı hisse oranı azaldı. Bu şartlarda yılbaşı rallisi hala olur mu? Şimdi normal şartlarda bizim bilmediğimiz bir şey yoksa BIST'in yukarı yönlü hareketi olması gerekiyor. Ha, neden oluşmuyor? Zaten aradığımız soru bu. Evet. Siyasi riskler önceden mi fiyatlanıyor? Seçim dedik. 3 tane seçim dedik. Şu an kamuoyunda görüşülen konular var dedik. Bunlar mı önceden fiyatlanıyor bizim bildiğimiz veya bilmediğimiz şekilde? Yoksa başka dinamikler mi var? İşte bunun arayışları. Yoksa normal şartlarda S&P'nin yeni rekorlarına baktığımızda, gelişen piyasaların mevcut durumuna baktığımızda BIST'in en azından sene sonu hareketine katılma ihtimali masada. Bu ihtimalin bertaraf olması için iki sebep görürüm ben kendi adıma. Başka bir şey yoksa, bilinmedik bir fiyatlama. Ya yurt dışı bozulmalı Fed algısıyla veya herhangi bir başka dinamikle, ya da bu içeride teknik olarak 76-77 geçen hafta, yani bu hafta içinde denediğimiz, geçen haftan başlayan tepkin devamı olarak seviye geçilemiyorsa, aşağıda özellikle 74 bin altında 70-73 bin bandı içinde bir destek bulması. Bu da olmuyorsa o zaman sene sonu hareketi cidden sıkıntıya girer. Çünkü bütün ortalamalar, üstadım siz de grafikte gösterirsiniz, 200 günlük, 100 günlük, 21 günlük, 50 günlük ortalamalar 74-76 bin bandı içinde
geldi sıkıştı. Evet. Üstel olarak baktığınızda. Evet. Şimdi bunların bu kadar sıkışık birbirine yakın halde olması bir hareketin öncü göstergesi. Ya yukarı bu endeks patlayacak ve belli bir 8.000 10.000 puan üretip o boşluğu da kapatacak. 84-86.000 içerisindeki boşluğu sene sonuna kadar, hatta Ocak ayına da sarkacak şekilde, ya da aşağı yönlü bir düzeltme içine girecek. Bu düzeltme de öyle basit sade bir düzeltme olmama riski var. İzleyicilerin çok dikkatli hem yurt dışı hem yurt içi konjonktürü takip etmesi lazım. Evet. Bu soruya benim genel şeyim şu. Aslında piyasa yukarı gitmek istedi Cüneyt. Ama birincisi İran hikayesi petrol fiyatlarını çok fazla aşağıda çekmedi. Şimdilik. Evet. Biraz yüksek tutmaları sanki. Ama İran'ın da dün Sadi Uzunoğlu ile birlikteydik. Sadi sağ olsun, Sadi bize söz vermişti bana yemeğe geleceğim diye. Dün akşam geldi. Bayağı bir tartıştık. Dehşet bir sohbet oldu. Eğer videoya çeksem var ya, hakikaten burada reyting rekoru da kırılabilir. Dolu bir hocamız. Evet, Sadi Uzunoğlu. Bambaşka. Bütün şeyden itibaren inanılmaz tarihi incelemiş durumda. Neyse, ona girmeyeyim ama İran konusunda acayip bilgili. Ben İran'ı sordum. Buradan da bizi izliyorsa kendisine sevgilerimizi gönderiyoruz. İran konusunda çok detaylı analizler yapıyorlar ve biliyor musun bilmiyorum bir tane bir şirket şu an siyasi riski ölçüyor Türkiye'de. Her gün siyasi risk puanı yayınlıyor. Biliyor musun? Matrix'te yayınlanıyor bu. Ve İran içinde siyasi riski ölçüyorlarmış. Ve İran hakkında o kadar çok şey anlattı ki, İran'ın en azından basitçe kısaca şeyini söyleyeyim. Petrol üretimi konusunda Türkiye'de dünyada %1'ine tekabül ediyor İran'ın üretiminin. Normalde 2 milyon varil civarında üretiyormuş. Bunun 8,5-9 milyon varile gelebilmesi için en az 120 milyar dolar yatırım yapması gerekiyormuş. Yani şeyi yüksek, kapasitesi ve rezervleri çok yüksek ama işleme kapasitesi de düşük. Ve İran'ın elinde şu an 50 milyar dolar para kalmış. Yani bu anlaşmaların hepsi ve halk bayağı bir sıkıntı içindeymiş. 80 milyar dolar kaybetti bu. Ben orta vadede, şimdi bak, daha anlaşma olmadan diyor, iki ay önce diyor, bu diyor yabancı şirketler, Avrupalı şirketler gidip İran'la petrol çıkartmak üzere anlaşma yaptılar diyor. Düşünebiliyor musun? ABD'nin yaptığı bir anlaşma. Ben dedim ki kalıcı olacak mı dedim bu İran'la yapılan anlaşma. Hani sonra bozar mıysa. Mümkün değil dedi. Kesinlikle kalıcı olacak. Oradaki dedi petrolün kullanımı bilmem ne. Hakikaten diyor İran diyor nükleer çalışmalarını azaltacak ama büyük orduya geçecek. Önce borçlandır, sonra evet, kaynaklarını kullanır. Yani keşke kaldıramıyorum adamı ya, sabahleyin bu saatte gelemiyor yayına, gelse de onu da bir dinlesek. Keşke. Ama gerçekten o bilgileri aldıktan sonra niye petrol fiyatları üzerinde çok etkisi olmadığı en azından benim kafamda netleşti. Ama jeopolitik riskler azalacağı için kademe evet, kademe petrolde de gevşeme olur. Bu biraz da ABD ekonomisinin büyüme yönünü kalması, Fed'in masadan çekileceği beklentisi biraz petrol fiyatlarında o da besliyor. Evet, evet. O taraf normale gelirse, dengelenirse ancak petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketi. Tahvil azaltımı başlarsa petrol fiyatı yalnız aşağı gider. Çünkü dolar değerleniyor ya. Görece evet. İlk etapta. Görece evet. İlk etapta. Birinci fiyat olarak, belki fiyat etkisi olarak. Evet. Ali Bayramoğlu demiş ki hocam otomotiv sektörü için görüşleriniz nedir? Hisse sormuş. Karsat hissesine orta vadeli yatırım yaptım. Telekom hissesine yatırım yaptım. Bu hisse için görüşleriniz nedir demiş. Şimdi bildiğimiz hisse olunca ben genel olarak görüşümü açıklıyorum ama sana şeyi yöneldim. Sen otomotiv sektörü için görüşün ne? Valla otomotiv sektörü özellikle son kredi kartı BBDK'nın uygulamalarından sonra sınırlama getirilmesi, hatta teminat olarak kabul edilen peşinat, ilk ödenen peşinatın yükseltilmesi otomotiv sektörü için pek olumlu bir haber değil. Ama biz bunun daha önce örneklerini gördük. Hatta bu anlamda uyarı da veriyoruz. Kayıt dışılığı da dikkate almak lazım. Yani Türkiye kayıt dışı ile mücadele ederken kredi kartının önemli bir kayıt dışı engelleme ve işlemleri kayıt içine altına alma özelliği var. Evet. Bu otomotiv sektörü için de geçerli. Otomotiv sektörü kendi firmaları, kendi çözümlerini daha önce buldular. Kendi direkt müşterisini kredilendirme yoluna gittiler, vadelendirme yoluna gittiler. Evet. Birincil etki olarak daralma
etkisi belki olacak otomotiv sektöründe. Evet. Psikolojik olarak veya birincil fiyat etkisi olarak, ama devamında otomotiv sektörü kredi kartına bağlı olmaksızın kendi üreteceği kampanyalarla tekrar satışlarını arttırmak ve dengelemek ihtiyacı hissedecektir. Çünkü son slogan şu: elinizdeki parayı harcayın. Hı hı. Kabul. Evet. Belirli tüketim malzemeleri veya hızlı tüketebilecek malzemeler için bu geçerli, ama araba gibi, ev gibi temel anlamda artık sosyal hayatın içine girmiş, temel ihtiyaç haline gelmiş, hı hı, bazı büyük yatırımların belirli bir vadede geri ödenebileceği de unutulmamalı. Çünkü insanlar maaş alacak, kazanacak ve üretecek. Bugün peşin araba alabilecek kaç insan var? Dolayısıyla ben birinci etki olarak belki bu son taslağın vesairenin önemli olacağına, ama uzun vadede otomotiv şirketlerinin ciddi kampanyalarla tekrar tüketicinin önüne çıkacağını düşünüyorum. Ama evet, Fed algısı yeter ki İyi veri, iyi piyasayı bütün global anlamda dünyaya yaysın. Evet. Gelişen ülkelerdeki baskı devam ettikçe üstadım, hı hı, büyüme yönlü riskler hep olacak. Çünkü maliyetler yükseliyor, az önce söyledik. Faizler yükseliyor. Faizler yükseldikçe tüketim azalıyor. Cari açıkta düzelme oluyor ama büyümede problemler meydana gelebiliyor. Bütün bunların, dolayısıyla bunlara bağlı olarak otomotiv sektörü yönünü bulacaktır, ama orta ve uzun vadede fiyatlamalar çok aşırı değil. Hani biraz daha ucuzlarsa sanki sanayi şirketleri ve sanayi şirketlerinin içinde otomotiv şirketleri tekrar öne çıkacak gibi görüyorum ben. Evet, kurlardan da olumlu etkilenmişti aslında. Kurların yükselmesi, evet, ihracatı olumlu etkilemişti. Ama şu an o etki bir miktar azaldı. Yalnız bir şey söyleyeyim. Carson, arkadaşlar grafiği verelim. Carson'ı da sormuştunuz. Şu Carson'ın 2000 yılında halka arz fiyatı 2 lira 07 kuruş. Yani bölünmelerin çıkartıldıktan sonra. O gün 2 liradan halka arz edilmedi ama bölünmüş fiyatlarla hesapladığımızda 2 lira. Sonra 4 liraya kadar çıkıyor. Sonra düşüyor 1 liraya. Sonra 4 lira. Sonra 1 lira. Sonra 3.39, 3.40. Krizde 45 kuruş. Sonra 2.20 ve böyle gidiyor. 2000'den 2014 yılına kadar şu ortalamaya baktığınızda bu neyi yansıtıyor bu grafik? Sıkışma. Bu neyi yansıtıyor? Yani 14 yıldır şu S harfiyle gösterdiğimiz yerler bedelli sermaye artırımları. Sürekli zarar eden, sürekli yatırımcısından, kendisi de tabii sermaye artırımına katılan bir şirket çıktıktan sonra bir defa temettüyü dağıtmış şurada ve bedelsiz vermiş, ama arkasından da hem tahsisli sermaye artırımı, 3-6 defa sermaye artırımı yapmış. Şimdi bakalım şirketin şeyine, buraya. Bakın burada şirketin ta 1989-90'dan bu yana şu sıfır çizgisi burası ve şu sarı çizgide zararı karı gösteriyor. Sürekli sıfırın altında gidiyor. Biraz sıfırın üzerine geçse hızla zarara gidiyor. Yani zarar ürete sürekli öz kaynaklarını eritiyor ve sürekli de şu tip hareketler yapıyor. Yani bu 4 liradan işte 1 liradan 2-3 liraya gidiyor, geliyor vesaire. Hep de burada hikaye şu: yok şu ihaleyi alıyor, bu ihale. New York'ta taksi. Ya bugüne kadar o kadar çok ihalesi bilmem ne oldu ki, yatırımcı ne kadar kazandı bundan? Ne kadar temettü aldı? Ne kadar bir kar payı aldı? Yok. Dolayısıyla bunu ben finansal okuryazarlık için gösteriyorum. Yani şöyle bir şirketin geçmiş 2000'den şu ana kadar hiçbir şey kazanır mı? 2 liradan sen halka açıl, 14 yıl sonra 1 lira da oldu yani. 1 lira 30 kuruş da oldu yani. Tamam mı? İşte borsa kumar yeri mi değil mi, bu grafik gösteriyor. Şirket başarısızsa fiyat da başarısız. O zaman şu 10 yıllık grafiğe baktığınız zaman bu ne üretmiş, ne yapmış da ne getirmiş dediğinizde, uzun vadeli yatırım yaptığınızda tamam bir ihale alacak, ama peki yatırımcı bundan kazanabilecek mi? Son 14 yılda kazanmamış. İnşallah bundan sonra yatırımcısına da kazandırır. Evet sevgili seyirciler, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar sorularınıza devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, para rotası devam ediyor. Hemen bir soruyla devam ediyoruz. Evet, dün bir soru vardı da Vakıfbank'ın hisseleri hazineye mi devredilecek vesaire gibi.
Ya işte yok devlet el koyacak. Ben dedim ya asla böyle bir şey olamaz. Bilakis Vakıf Bank'ın yeni halka arzı düşünülüyor. Yani öyle bir şey söz konusu değil. Arda Biçer'i de böylelikle cevaplamış olalım. Neşe Hanım şunu sormuş. Banka hisseleri bu son gelişmelerle birlikte yani kredi kartı, diğer gelişmeler bunlar nasıl etkilenir demiş. Zaten dün çok olumsuz etkilendiler. Öyle değil mi? Kısa vadeli etkiler. Evet, kısa vadede. Senin oradaki görüşün nedir Cüneyt? Üstadım orada net olarak kısa vadede evet belki olumsuz bir baskı yaratacak fiyatlamalar üzerinde. Evet. Özellikle bireysel kredilere daha fazla portföyünde yer ayıran bankalar adına. Hı-hı. Ama bankacılık üzerinde çok önceden beri bir baskı var. Hı-hı. Yükselen faizler, küresel likidite koşulları, içeride BBDK'nın uygulamaları, rekabet kurulunun cezası vesaire bütün bunları topladığımızda. Ama bunlar neticede bankacılık, güçlü bankacılık sektörümüzün güçlü yapısını çok fazla derinden değiştirecek argümanlar değil. Hatta son BBDK kararları kısa vadede olumsuz olsa da orta ve uzun vadede kredi derecelendirme kuruluşlarının da altını çizdiği, özellikle büyük yabancı kurumların da altını çizdiği önemli bir madde. Dolayısıyla daha temeli sağlam bir finansal yapı, daha hane halkı borçlanması adına ve evet, diğer riskler adına daha sürdürülebilir bir yapı ve daha hı, uygun bir cari açık. Bu noktada atılmış önemli bir yapısal adım olarak düşünülmeli bu son taslak. Her evet, ne kadar bazı eleştiriler getiriyor olsak da biz de bazı noktalarında, orta ve uzun vadede bankacılık sektörünü aksine güçlendirecek, daha aktif ve verimli çalışmasını sağlayacak, ticari kredilere de yönlenmesini sağlayacak bir adım diye düşünüyorum. Yani kısa vadeli evet bir baskı ama orta ve uzun vadede olumlu etki bile yapabilir bankacılık sektörü. Evet, şimdi çok güzel bir nokta geldi Ümit Üsrevoğlu'ndan, tamam mı? Yani işte tam finansal okuryazarlık noktasındayız abi. Tam böyle zurnanın hani zırt dediği yerdeyiz. Diyor ki sayın hocam 13 yıldır zarar eden hiçbir firma ayakta kalamaz diyor. Şahsi fikrim aslında para kazanıyor ama yatırımcıdan şu veya bu yolla karı saklıyor. En son bilançosunda pazarlama gideri 25 binlerden 68 binlere gitmiş. Ne kadar da bu kadar pazarlama şirketi yapmış. Bir kere birinci sorunun birinci bölümünde 13 yıl zarar eden bir firma ayakta kalabilir arkadaşlar. Yani şöyle kalabilir. Sürekli sermaye arttırımı yapar. Türk Ticaret Kanunu'na göre öz sermayeniz, yani varlıklarınız vardır, borçlarınız vardır. Zarar ettikçe sermayeniz erir, eksiye geçersiniz. Türk Ticaret Kanunu der ki hemen artıya geçir. Gider yüklenirsin yatırımcıya, yeni sermaye arttırımı yaparsın. Gene devam edersin. Gene zararı oluşturursun. Ondan sonra bir daha alırsın. Fakat izleyicimizin söylediği şey doğru. Şimdi düşünsenize, şirketi çok iyi analiz ettiğimiz için ben biliyorum. Düşünsene 100 milyon, 120 milyon TL ithalat yapıyor. Tamam mı? Bunun %45'i nereden biliyor musun? Bir ülkedeki tek bir firmadan, o da aynı gruba ait. Şimdi burada bu genel kurulda sorulmuş soru olarak. Ya kardeşim, örtülü bir kar transferi. Hayır, o firma pek de kar etmiyor. O firmanın zaten verilerini görmüyoruz. Dolayısıyla şeffaf olmadığı sürece şirketler, açık bir şekilde her şeyi ortaya koymadığı sürece hakikaten anlaşılır gibi değil. Yani 13 yıldır sürekli zarar edip yeni kâra geçmiş ama. Şu an kâra geçmiş. Fakat geçmişte de bakıyorsun böyle gidiyor, böyle gidiyor. Ve gerçekten de yatırımcıyı bilgilendirmek adına sadece grafiklere geçmiş 5 yılına baksınlar yeter. Yani bu şirket adam olur mu olmaz mı cevap veriyor. Aynı şekilde sürekli karlarını artıran bir başka şirketin grafiğini göstersen sürekli böyle gidiyor karlar. Fiyat nasıl gidiyor? 28 kat kazandırmış. Yani fiyat da 28 kat kazandırmış. Burada ben kısacık bir şey ekleyeyim, hı-hı, bu sizin güzel yorumunuza ki ben bu anlamda sizin çalışmalarınızdan ben de çok faydalanıyorum. Temel analiz noktasında ciddi bir çalışmalarınız var üstadım. Yatırımcılar şuna karar vermeli. Hı-hı. Hatta sizin bu anlamdaki raporları da okurken piyasaya verilen veya bize ulaşan çok kaliteli raporlar. O raporlara bakarken veya yatırım kararı alırken fiyatın kısa vadedeki oynaklığına ve fiyat hareketlerine bağlı olarak mı yatırım yapacak? Yani fiyat hareketlerinden süpersin, oluşan bir kârı evet, mı evet, odaklanacak? Yoksa bir firmaya ortak olduğunu düşünüp orta ve uzun vadeli o firmanın büyümesine mi odaklanacak? Evet. Yani bu kararı vermesi lazım yatırımcı. Evet. Ve ona göre işlem yapması lazım. Yoksa kısa vadede belli grafiklerdeki hareketlere konsantre olarak oradan kâr etmek başka bir şey. Evet. Ama büyüyen bir firmaya ortak olup hem temettü hem bedelsiz sermaye arttırımlarıyla
kendisinin de gelirinin büyüdüğü bir örnek başka bir şey. Hatta hep Migros'u anlatırız, siz de bize anlatırsınız. Önemli bir örnektir yani. Evet, ve şöyle söyleyeyim. Burada yatırımcılık ne biliyor musun? Sokağa atacağım parayı her ay bir tane hisseye yatırmak. Kriterim çok basit. 50 kere, 100 kere verdim bu kriteri. Çünkü geçmiş bütün analizlerini yaptık. Yükselen kağıt. Kim öz varlığını daha hızlı arttırıyorsa o kağıt prim yapıyor. Efsane bir Migros tamam. örneği vardır. Tabii ya, canım. Bin doların kaç bin dolara, milyon dolara çıkıyor. Yani sürekli kâr edip her sene öz varlığını arttırıp ve bütün kârı da dağıtıyor. Çimento firmaları mesela. Evet. Ben şunu söyleyeyim. Her ay 100 lira yatırım yapmak, emin olun var ya, eldeki 50 bin lirayı borsaya sokmaktan çok daha akıllıca bir yatırım. İnsanlara diyorum ki paranızın %70'ini uzun vadeli gerçekten bekleyebileceğiniz kağıtlara yatırın. Çok fazla da alsata vesaire girmeyin. Ama bu adrenalini yaşamak için de %15-20'sini de gidin ne yaparsanız yapın. Portföy batırır mısınız? Zaten orada para kazanamayacaklar günlük işlem yaparak. Neyse süremiz kısalıyor da hemen Turgut Polat petrol teknik yorumu istiyor. VIT ve Brent petrol teknik yorumu istiyor. Sen petrolle ilgili ne diyorsun? Bir söyleyeceğim bir şey var mı? Ben grafiği açayım, sen de bak oraya Cüneyt. Görebildin sen çünkü teknik analizde çok iyisin. Önce Brent'i açayım. Ve Brent'te bu günlük grafiklerde bir ara bir düştü şuraya. 108 dolara. Tekrar 108 dolar, 105 dolar zaten evet. O da önemli bir destek. Şöyle geldi. Ne diyorsun teknik olarak Brent'te? Şurada bir direnç görüyorum ben. Yani bak bir burada gelmiş, bir burada 112, gelmiş. 112-113 dolarlar evet, önemli. Tam orada. Burası da 112 dolar seviyesinde bir direnci var. Evet. Şuradan bir şey çizecek olursak en azından şu son dönemde şöyle bir hareket içerisinde sıkışmış durumda. Üstadım tabii petrol fiyatını etkileyen birçok şey var. Jeopolitikler bir miktar hafifledi. Ama evet. Şimdi Amerika'nın Fed parasal genişlemeyi azaltacak çünkü Amerika'nın ekonomisi iyi durumda. Ondan etkilenen yani dünya global ticaretin iyi olacağı yönde yorumlarla yükselmeye çalışan bir İran anlaşması hemen petrol. Ama burada teknik olarak 112 dolarlar, 113 dolarlar önemli. Buranın da üzerine kendini atabilirse FED algısına rağmen 115-118 dolarlara kadar bir hareket mümkün. Ama 120-118 dolarlar, 120 dolarlar üzeri bence kısa vadede teknik anlamda da zor kendi grafik bakışımla. Evet. Temel anlamda da zor. Böyle bir hareket oluşuyorsa başka sebepler aramak lazım ama 112-113 dolarların üzerinde 115-118'ler hedef. Şuralar. Evet. Olarak görüyoruz ve orası çok da önemli bir direnç. Çoklu evet, tepe. Çok geçilmesi zor. Çok bence. Zor. Ben de onu söylemeye çalışıyorum ama orası geçilirse 125 dolarlara kadar da sert bir hareket ikincil bir hareket meydana gelir. Evet tamam. Hemen ama aşağıda geçelim. Da 110 doların altında 105-108 dolar önemli bir destek. Buranın altında Türkiye'yi de rahatlatacak 100 dolarlara kadar geri çekilme de mümkün. Oran derseniz şu an yön her iki yönde hafif yükseliş yaşıyor. Stop loss'u da 110 ve 108 dolar. 110 ve 108 diyorsun. VTI'yi veriyorum. VTI, WTI. Bu da VTI'da Amerika'da petrol arzı her geçen gün artıyor. Evet, ve dolayısıyla oradan bayağı bir şey yapıyor ve desteğe gelmiş gibi şurada. Yani daha bak Brent yükseliyor ama VTI sürekli düşüyor. Bu Amerika'nın da görece nasıl farklı bir konuma geldiğini anlatan çok iyi bir grafik istedim. Evet. Ben VTI'de normalde 91 seviyesine stop koyarak buradan long pozisyon alıp 94'te satmayı düşünebilirim. Amerika'nın enerji bağımlılığı teknik. Gün be gün azalıyor. Gün be gün azalıyor. Tabii Amerika'nın enerjiye neredeyse bağımlılığı kalmıyor. Hemen tekrar sorulara bakıyorum. Evet. Kadir Çağlar Polat demiş ki altın yatırımını destekliyor musunuz? Bir senelik bir süre olabilir. Bir sene için altın yatırımını destekliyor musun? Yani altın yatırım yapılmalı mı önümüzdeki bir sene için? Altın muhakkak portföylerde olmalı. Ama zamanlama önemli. Şu an düşüş hareketi içindeyiz. Fed algısıyla. Hı-hı. Eğer 1200-1220 bandı içinde destek bulamazsak üstadım. Aşağıda 1150 1100'e doğru bir geri çekilme. O da 800 dolarlardan 1900 dolarlara gelen hareketin %61.8 düzeltmesi. 1100-1150'de ben açıkçası bir taban. Yani kabaca 1100-1300 içerisinde herhangi bir yerde 1100'e yaklaştıkça alım denenebilir altında. Çünkü altın bence son düzeltme hareketi içerisinde. Yani sen son düzeltme hareketi derken şu grafiğe bak bir. Yani 1900 dolarlardan başlayan düzeltmenin artık yavaş yavaş son bacağına geldik gibi geliyor. O zaman bana. Şöyle mi? Bak 1900 dolar
Şurası. Evet, 1913 şu dolar. Evet. Yani burası görülen en yüksek, pardon 1917 veya 18 dolar. Ve burada uzun süre 1525'te takıldı. Sonra aşağıya kırdı ve şu şekilde bir yukarı hareket yaptı. Şimdi buralarda bir dip çalışması var, farkındaysanız grafiklerde evet, net gözüküyor. Evet. Onun bir altında işte o 1150 1180 gördü, oradan evet, geri geldi. 1100-150 de o en alttan 800 dolardan aldığımız düzeltme hareketi. Yani şimdilik düzeltme içerisinde. Yani İki türlü strateji var. Yani hala düşüş içerisinde diyorsun. Evet. Ya 1250'yi geçtikse 1260 hatta 1300, 1320 ve 1420 hedefli long olursunuz stop evet, koyarak. Ya da düşüşün geldiği seviyeyi beklersiniz. Orada da 1200-1220 birinci alım seviyesidir. Burası tutmuyorsa 1100-1150 bandı ikinci alım seviyesidir. Yine burada stoplarınızı koyarsınız ama bence 1100-1250 bandı içinde herhangi bir yerden evet, alınacak altının orta ve uzun vadede yukarı yönlü hareketlerden faydalanma şansı olacaktır. Peki şuna, yeter ki alım zamanını iyi tespit edin. Şuna ne dersin? Madem burada bu kanal içerisindeyiz. Evet. Bu kanal içerisinde buraya geldi, gitti, geldi, gitti. Yani buralarda dalgalanacak desek nasıl olur? Bir yatay piyasa. Önümüzdeki 5-6 ay. Mümkün. Evet. Gayet mümkün. Ben de belki kanalı bir alta düşürerek de bu yatayı şey yapabiliriz. İzleyicimiz 900 doları bekler misiniz diyor. 990 doları diyor. Şimdi onu istersen şöyle göstereyim. Şöyle 900 dolar dediğimiz yer şuralar. Vallahi bunu bekler misin? Çok kuvvetli bir FED geri yani çekilmesi ancak mümkün. Şöyle yapayım. Yani Fibonacci'yi çizelim. Şuradan. Ya en fazla düşebileceği seviye 61.8 aşağı kırılırsa şey Cüneyt, yani ben burada şey görüyorum, yani 61.8 burada aşağı kırılırsa o zaman zaten felaket bir düşüş olur. Yani o seviyede işte o 1150'ler, 1100'ler. Yani 1150'nin altına gelirse o zaman çok rahat 900'e düşer. 800'e de düşer. Hareketi tamamını evet, geri alır. Teamülen öyledir zaten. Evet. 800-1900 hareketinin tamamını geri alabilir. Evet. Ama bunu söylemek için erken, çünkü bu varlık alımlarının hiperenflasyon yaratma durumu var. Yani evet, enflasyona karşı en güvenilir araçtır evet, altın. Yine de küresel krizin tekrar yenilenmesi durumunda kullanılacak güvenli limandır altın. Jeopolitik riskler devam, yine devreye girerse kullanılacak emtiadır altın. Dolayısıyla düşüş içindeyiz ama düşüşün sonlarına yaklaşıyoruz. Belli bir yatay piyasa içerisinde sizin de dediğiniz gibi girebilir. Ama altının bence önemli bir yükselişi daha olacak önümüzdeki 1,5-2 sene içerisinde. Ben de. O yükselişten de faydalanmak adına evet, altın muhakkak portföylerde olmalı diyorsun. Olmalı diyorsun. Borsa açılımı sevgili seyirciler. Hemen bakıyoruz. İlk açılış rakamlarını veriyoruz. Bu sabah itibariyle dün 74.886'dan kapanmıştı. Bu sabah ise 75.253 300'e kadar şöyle bir yükseliş yaptı ve genel olarak dış piyasalarda çok daha olumlu bir hava var. Çin'de, Japonya'da onların kendi iç verileri ve iç dinamikleri nedeniyle. Fakat şu an için borsada bizim verebileceğimiz en güçlü destek 75.500 kırıldığı için, yani şu seviyeye aşağı geçildiği için 74.000'e kadar 74 geri çekilme önemli önümüzdeki bir hafta içinde. 6 Aralık var, bir de 17-18 Aralık'ta FED toplantısı var. Oraya kadar güçlü, çok güçlü bir görünüm sergilemiyor. Yani İran konusu da yetersiz kaldı. Dolayısıyla şu aşamada çok sağlıklı bir yükseliş trendi oluşturması. Yalnız bir daha 75.500'ü geçerse 77.000 tekrar devreye girer. Onun üzerinde bir hareket mümkün olur. Evet, 75.500 üzerinde bir kapanış olursa bir süre daha belki 76.577.000 olabilir ama şu an genel olarak biraz bekle gör havasında. Evet. Yalnız süremizi evet, çok aştık Cüneyt. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Sevgili seyirciler, sizlerin sorularını da, kalan soruları da artık hakkınızı helal edin. İnşallah yarınki programımızda cevaplamaya devam edeceğiz. Para Rotası'nı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.